Din kelimesiyle ilgili ve dindarlıkla ilgili biraz bir parantez açmak istiyoruz. Tabi din nedir diye sorduğumuzda değişik değişik tanımlar var. Din nedir dediğimizde. Hani yaratana karşı, aşkın varlığa karşı bir saygı, bir korku, bir edep, bir bağlılığın simgesi diye tanımlayanlar var. Onunla beraber yine insanın yaratana karşı kendini ifade etme şekli diye e, tanımlayanlar var. Farklı farklı bir ibadet inanç bütünlüğü diye tanımlayanlar var. Aslında dinin çok boyutu var. En temel boyutuyla şu cümleyle izah edersek, şu cümleyle hafızamızı yerleştirebiliriz. İnsan doğduğundan itibaren bir hukuk sisteminin içinde olmak zorunda. İletişim varsa kural da vardır, hukuk da vardır. Burası önemli. İletişim varsa o iletişimin bir kuralı, bir sırası, bir sınırı vardır. İnsan yaratıldığı an sınırlarıyla beraber yaratıldığı için bir sınır düzenlemesi olması lazım. Hani ülkeler arası sınırlar var ya. Onun gibi düşünelim yani. Evet, o zaman din de bu sınırları insanın annesine karşı, babasına karşı, yaradana karşı, kendi bedenine karşı, topluma karşı olabilecek davranışlarını, duygularını, inancını, yapısını düzenleyen bir sistematiktir din. İşte bu sistematik olmak zorundadır. Yani inanmamak bile siz inanmamaya bile inanmak zorundasınız. Başka şansınız yok. Ya yani bir şeye inanmak zorundasınız. Bir şey var ya da yok diyorsanız o da sizin için bir inançtır sonuçta. Yani insanın yapısında e, var olduğundan itibaren reddedemeyeceği bir durumdur, bir olgudur bu. Bu önemli bir nokta. Bunu özellikle altını çizmiş olalım. Yani dini, dini bak din kelimesini, din kavramını e, ergenin hafızalasında oturturken bunun bir kurallar bütünü olduğunu, hayatta huzur kaynağı olduğunu hissetmesi çok fark ediyor dostlar. Aslında burada başka bir kavram daha devreye giriyor. Dindarlık kavramı. Dindarlık kavramı. Bu da çok önemli bir kavram. Yani belli bir kutsal'a inanmış, o kutsal çerçevesinde gereğini yapan, görevlerini yapan insanlar, bağlı olan insanlar, duygusal olarak bağlı olan insanlar. Tabi burada dindarlık ifadesi Kuranda geçmiyor. Dindar ifadesi yok, açık bir dindar kelimesi. Ona karşılık gelen kelime Kur'an-ı Kerim'de takva kelimesi. Takva kelimesi buna karşılık gelen bir kelime. Yani dindar bir yapı İslam'da ne olarak ifade edilir? Takva olarak ifade edilir. Dindarlığı takva seviyesinin yüksek olması, alçak olması daha takva olmak gibi ifadeler biz toplumumuzda özellikle kullanıyoruz. Peki bu dindarlığın boyutları ne diye bakarsak meseleye. Yani hani dindar olan birisinde hangi temel özellikler var? Öncelikle dindar olan birisinde inanç olmak inanç olması gerekir. Belli bir şeye inanmak. Bu her hangi noktadaysa işte aşkın bir varlığa, Allah'a inanmak, peygamberlerine inanmak, kitaplarına inanmak, bir güven aslında inanmak, güvenmek. Evet ben bu hukuki sisteme uyarsam işte mesela arkadaşlarıma doğru söyler yalan söylemezsem, birisine iyilik yaparsam ben hem dünyada ödüllendirileceğim hem de ahirette ödüllendirileceğim. Bakın bu inanç mesela. Bu bir inanç. Yerdeki bir taşı kaldırırsam ben dünyada da e, bu noktada insanlara faydalı olma adına bir tatminiyet oluşturacağım. Bu da bir kazançtır. Bunu ihmal etmeyelim. Burası çok önemlidir. Dinin insana sağladığı bir kazançtır. Siz iyilik yapma noktasında her iyilik insana psikolojik olarak da destek verir, mutlu eder insana değil mi? Birisine yardım etseniz, birisi size Allah razı olsun dese ayrı bir keyif alırsınız, bir mutlu olursunuz. İşte bir inanma boyutu var. Bu inancı hayata geçirme boyutu, ibadet boyutu var. Yine bunun bir duygu boyutu var. İç dünyasında işte Ya Rabbi teşekkür ederim. Ya Resulallah seni çok seviyorum sallallahu aleyhi gibi o içerideki duygu, biraz önce belki iyilik yaptığımızdaki içeride hissettiğimiz duygular, duyduğumuz veyahut da birisi bir yanlış yaptığında kendi inancımızdan dolayı ona öfkelenmemiz, öfke duygusu mesela, meseleye bakıldığında, öfke duygusu, farklı farklı duyguları da din, dindarlık içermiş olur. Dindarlığın boyutlarında bu önemli. Bir de bilgi boyutu tabii önemli. Bilmeden nasıl inanacağız? Hani di, kendi inandığı dinle ilgili e, yeterli bilgiye sahip olması kişinin dindarlığını gösterir. Başka bir de etki boyutu var. Yani benim inandığım şeyler, bildiğim şeyler, hatta bu noktada duygusal olarak böyle olduğunu düşündüğüm şeyler benim hayatımı ne kadar etkileyebiliyor? Ben oruca inanıyorum ama hayatımda yok. Ramazan gündem olmuyor. Namaza inanıyorum ama müezzinin hayal el felah demesi benim hiç umurumda değil. He. O zaman mesele şu noktaya geliyor. Bir de etki boyutu var dindarlığın. Şimdi neden bunu özetledim? Konumuz şu. Dindarlığın ergenlikle ilişkisi. Dindarlığın ergenlikle ilişkisi. Burası önemli. Neden? Çünkü bilimsel çalışmalar var. Bilimsel çalışmalar neyi ortaya koymuş? Şimdi inanç dediğimiz şey bilimle Felsefeyle örtüşmez tarzında toplumda değişik değişik değerlendirmeler var ama din dediğimiz, inanç dediğimiz şey çıktılarla ortaya çıkan bir durum. Şimdi bilim bir şeyi, işte bu bardağın yapılışıyla ilgili ham maddesi, topraktan çıkışı, birleştirilmesi, üretimi ve son hale gelmesiyle ilgili bilim bir takım hesaplar, kitaplar yapıyor. Biz buna bilim diyoruz. İşte ham madde şuradan çıkar, şu şartlarda çıkar, şu şartlarda siz bunu pişirirsiniz şekle büründürürsünüz, işte üzerinde şöyle yazı yazarsınız vesaire. Bilim bunu yazarken din zaten yaşanmış, elinizde olmayan, yaratılmış ve bir takım yaşanmış duygular üzerine hayata geçirilmiş duygular üzerine çıktılardan anlayacağımız bir durumdur. Aynı duygu gibi, duyguyu siz yazamazsınız, anlayamazsınız ama bir çıktısı vardır öfkelendiğinizde suratınızın şekli değişir. Ne oldu da suratınızın şekli değişti? Limon yediniz mi değişti? Yoksa bir olay oldu veya bir tepki gösterdiniz. Bir bakarsanız hiçbir şey yokken insan üzüntülü hale gelir ya da sevinçli hale gelir ya da öfkeli hale gelir. Ne oldu ki? Limon yediğinizde yüzünüz ekşir belki. Ama yine yüzüm ekşiyor ama limon yemedim. Bir duygu var içeride. Ama görüyor muyum? Hayır görmüyorum. Hadi bilim yazsın bakayım bunu. Ya yazamaz. Neyle çalışacak? Çıktılarıyla çalışacak. Şu 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 olaylar, şu duygulara, şu duygularda şu 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 hareketlere sebep oluyor diye olayı gözlemledikten sonra bir geri bildirim oluşturacak.